Herkese merhabalar. Orhun ve Hira birbirlerine aşklarını itiraf etsinler diyenler beğeni tuşuna bassın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz videomuza geçelim. Nurşah'ın konağa gelmesinin ardından konağın mutluluğu da artmış olur. Nurşah hem Hira'ya hem de Orhun'la her konuştuğunda Orhun ve Hira'nın birbirlerine çok aşık olduklarını onlara söylüyor. Orhun ve Hira birbirlerine çok aşıklar ama bir türlü bu gerçeği birbirlerine itiraf edemiyorlar. Orhun ne zaman Hira'ya yakın olmaya çalışsa utanarak kaçmaya çalışıyor. Hira Orhun'a aşık olduğunu saklamaya devam ederken Nurşah'ın Hira'ya çok aşıksın sen abim edemesi Hira'yı daha fazla heyecanlandırır. Nurşah'ın söylediklerinden sonra Hira'nın yanakları elma gibi kırmızı olur. Konağın neçesi Musa da Hira'yı karşısında görünce sana ne oldu yanakların elma gibi olmuş der. Musa'nın böyle sevimli hareketleri bizlerin de yüzünü güldürüyor. Musa'nın söylediklerinden sonra daha fazla heyecanlanan Hira'nın eli ayağına dolaşır. Hira'nın çok utangaç olduğunu artık hepimiz çok iyi anladık. Bu yüzden Orhun'un harekete geçip Hira'ya aşkını itiraf etmesi gerekiyor. Tabi öncelikle Orhun, Hira'ya masum olduğunu da söylemesi gerekiyor. Orhun gerçekleri saklamak yerine itiraf etmeyi denese belki de her şey çiftimiz için çok daha güzel olacak. Ama Orhun nedense cesaretini toparlayıp bir türlü yapması gereken itirafları yapmadı. Orhun ve Hira aşkının başlamasına Ali ve Nurşah'ın da büyük payı olacak. Orhun ve Hira birbirine aşklarını bir türlü israf edemezken Nurşah her defasında Hira'nın aşkını ona hatırlatacak. Ali konağa yavaş yavaş alışmaya başlarken Orhun ve Hira'nın yakınlaşması için çiftimizi bir araya getirmeye başlayacak. Hem Orhun hem de Hira asla Ali'nin oyun isteklerini geri çeviremiyorlar. Bunu kullanan Ali de Nurşah'la beraber harekete geçerek Orhun ve Hira'nın bir araya gelmelerini sağlayacak, konaktaki mutluluk devam ederken Afife yılanı da uzaktan izleyip mutlu olduklarından dolayı kıskanmaya başlayacak. Afife en başından beri Ali ve Hira'nın mutlu olmalarını asla istemiyor. Bu yüzden Ali ve Hira mutlu oldukça Afife'nin de suratındaki kötülük devam edecek. Afife şimdilik yaptığı kötülükleri konaktakilerden saklamaya çalışıyor ama gerçeklerin ortaya çıkması gibi bir huyu olduğu için Afife'nin Ali'ye yaptığı kötülükler eninde sonunda ortaya çıkacak. Gerçekler ortaya çıkınca Afife'nin tüm sevdiklerinin ona sırt dönmesini izleyeceğiz. Afife her defasında aile olmaktan bahsediyor ama yapmış olduğu kötülüklerden sonra Orhun ve Nurşah'ın da sevgisi azalacak. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Hira Orhun'dan çok utandığı için de Ali'nin odasında uyur. Hira ve Ali beraber uyudukları sırada odaya kötü birisinin geldiğini görüyoruz. Henüz bu kişinin kim olduğunu bizler de bilmiyoruz. Ama Orhun sevdiklerine zarar gelmemesi için buna asla izin vermeyecek. Umarız bu kötü kişi Hira ve Ali'ye zarar vermeden Orhun onu yakalar. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşça kalın